İsmim Kadir Durak. Ben Özyeğin Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Qubit.com isimli kuantum teknoloji firmasının kurucusuyum. Kuantum teknolojileri alanında da ülkemiz adına belli bir yere gelebilmek adına belli ürünleri geliştirelim, bunları ticaretleştirelim düşüncesiyle TÜBİTAK BİG desteğiyle firmayı kurduk. Bizim ürünlerimiz 3 segmente ayrılıyor. Birincisi yerde kullanılan, yani laboratuvarlarda kullanılan ürünler. İkinci segment uzay segmentinde. Bu kuantum haberleşme, kuantum kriptografi deneylerinin uzayda yapılma ihtiyacı var. Ve bunu da sürdürülebilir hale getirebilmek için küp uydu teknolojisi kullanımı gerekiyor. Bu da her şeyi minyatürize etmemiz anlamına geliyor. Burada hani firma olarak bir sonraki adımımız da uydunun içerisindeki faydalı yükleri ticaretleştirip direkt faydalı yük satışını yapmak. Mekanik tasarım aşamasında dünyada kullanılan araçlar, tool'lar neyse bizim de onları kullanmamız gerekiyordu. Bu kapsamda da girişimci lisans başvurusu yaptık Armada'ya ve kabul edildi. Ve bu aslında bizim gibi yeni startup firmalar için özellikle ilk başvurduğumuz aşamada daha çok erken aşamadaydık. Çok güzel bir fırsat aslında. Çünkü lisans ücretleri yüksek olabiliyor özellikle startup firmalar için. Bu kapsamda biz bu geliştirmeleri yapıp ticaretleşmede önemli faydası olduğunu söylememiz mümkün. Merhaba, ismim Murat Alparslan İhtiyar. Qubit.com firmasında mekanik tasarım mühendisi olarak çalışıyorum. SolidWorks ile üniversite yıllarımda tanıştım. Mekanik ve tasarımsal isterlerimizi karşıladığı için SolidWorks startup lisansıyla şansımızı denedik açıkçası. Sürecin devamında startup lisansından çok memnun kaldığımız için SolidWorks Connected'da devam etmeye karar verdik. Bize avantajları iki kavram üzerinden tanımlamam gerekirse erişilebilirlik ve gizlilik kavramlarını söyleyebilirim. Qubit.com olarak çok aslında spesifik niş bir iş yapıyoruz. Bu tarz programlar kullanarak fırlatmanın, uzay ortamının, alçak dünya yörüngüsünde uydunun ve modülümüzün etkileneceği her şeyi simüle etmeye çalışıyoruz. Buna titreşim yükleri, statik yükler, sıcaklık yükleri gibi birçok şey dahil. Birçok şey aslında nasıl yapılacağı konusunda dünya genelinde çok fazla yol, metot bulunamayabiliyor özellikle literatüre bakıldığında. Dolayısıyla birçok şeyi kendimiz geliştirmemiz gerekebiliyor. Burada yapılabilecek herhalde bir startup için en büyük hatalardan biri tekerleği yeniden keşfetmek. Yani zaten bilinen bazı şeyler varsa onları erişimimizin olup onları kullanabiliyor olmamız lazım. Bunun yolu da aslında belli bir ekosistemin içerisinde bilgi alışverişinin, tartışmaların sürüyor olması. Bu kapsamda da 3D Experience özellikle faydalı oldu. Orada tasarımlarda benzer işleri yapan firmalarla, insanlarla, mühendislerle bilgi alışverişinin, sorulara cevap verilmesi, yorumların yapılması faydalı oluyor. Çok multidisipliner bir alanda çalışıyoruz. Yani burada mekanik, optik ve elektronik alanlarının sürekli birbirleriyle iletişimde olması gerekiyor. Yani mekanik tasarımcı olarak benim yaptığım tasarımların optik taraftaki ve elektronikteki arkadaşların değerlendirmelerinden de geçmeleri gerekiyor. Ve sürekli bir fikir alışverişi halindeyiz. Platforma yüklediğimiz parçaların diğer arkadaşlarımız tarafından değerlendirilip oradan direkt devizelerin gelmesi gerçekten iş ve iletişim akışını ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Şimdiye kadar biz firma olarak, Qubit.com olarak 8 adet proje aldık. Bunların bir kısmı özel sektörde işbirliği ya da hizmet alımı yoluyla oldu. Diğerleri ise TÜBİTAK'tır, Avrupa Birliği fonlarıdır, NATO fonları gibi fonlara başvurarak aldık. Bunlar önemli ölçüde faydalı oluyor. Mesela bu NATO'nun Diana desteğini alan iki Türk firmadan bir tanesiydik. Orada dual use, yani ikili kullanım, hem savunma sektöründe hem de özel sektörde kullanımın önemini fark ettik ve bununla ilgili eğitimler verildi bize. Bu Diana programı kapsamında birçok büyük uydu entegratörü firmayla görüştük. Ve bu kapsamda onların bize tavsiyesi şu oldu: her şey güzel görünüyor, ilgileniyoruz, iş modeli bizim planlarımıza uyuyor. Sadece uzay uyumluluğunun yapılması ve daha da önemlisi uzay tarihçesi kazandırılması gerektiği yönünde bir feedback aldık. Şimdi bir uydu geliştiriyoruz ve bunu 2024'ün Aralık ayında göndermeyi hedefliyoruz ve en geç 2025'in ilk çeyreğinde göndermeyi hedefliyoruz. Bununla ilgili misyon planlaması ve faydalı yükün uyduyla entegrasyonu konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bunu yaptıktan sonra bu prime contractor denilen büyük firmalarla anlaşıp onlarla işbirliğine devam etme planlarımız mevcut.
İhtiyacınız olan şey rahat alanın dışına çıkmak. O size doğru motivasyonu ve çalışkanlığı kazandıracaktır. Ki en gerekli olan şey de budur zaten. O yüzden herhangi farklı bir destek, farklı bir mekanizma beklemeden şu an mevcut fırsatlarla istediğiniz şeye erişebilmeniz mümkün. Tereddütler olan arkadaşlara tavsiyem suya atlayın. Yüzme tecrübenizi orada geliştireceksiniz.